Mutluyuz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bunu ilk 20-25 dakikada sahaya da çok iyi yansıttığımızı inanıyorum. Ama diğer taraftan da Gürcistan takımında ne kadar zorlayabileceğini ve iyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Çünkü onlar ilk defa bir turnuvaya katıldı. Onun özgüveni, onun atmosferi saha dışında da çok net belli oluyordu. Çünkü Gürcistan'ın federasyon başkanı benim eski takım arkadaşım. O da arkadaşımdı. 4 yıl boyunca 2003'ten 2007'ye kadar Şarki takımında. Hocaları Willy Sanyol da benim Bayern Münih'te takım arkadaşımdı. Yani onların özelliklerini de karakterlerini bildiğim için ne kadar da tutumlu olduklarını bildiğim için zorlu olacağını biliyorduk. Ama biz de Türkiye'yiz. Ayakta kaldık. Onların gösterdiği reaksiyona biz de reaksiyon göstermemiz çok çok kıymetli oldu. Dört dörtlük müydü? Hayır. Ama buradaki hedefti, hedef maçı kazanmaktı. Özellikle buradaki vatandaşlarımıza da takımın enerjisini, sinerjisini, özgüvenini yansıtma anlamında çok iyi bir başlangıç oldu. Bu çok gurur verici. Bayrağımıza sahiplenmeleri, bize inanmaları, desteklemeleri çok çok kıymetli. Biz de bunun karşılığını en iyi şekilde vermek istiyoruz sahada. İlk maçı bunu başarabildik. O da önemli. Çünkü birbirini tamamlayan unsurlar, faktörler günün sonunda çok güzel hikayeler ortaya çıkartır. Şimdi genel değerlendirmek lazım. Turnuvaya baktığınızda maçlarda aslında maçlar hep ortada gidiyor. Yani sadece bir iki pozisyon farkı yaratıyor. Bizde de öyle oldu. Ama genel manada baktığınızda bizim için bu süreçte diğer önemli faktör takım olabilmek. Saha içinde gayet kompaktız. Yediğimiz golde bile ne herkes baktığınızda topun arkasında yani herkes gelmiş. Orada küçük bir dikkatsizlik orada gole engel olmamıza neden oldu. Tabii ki düzeltecek çok şey var. Bunu biz kabul ediyoruz. Çünkü bir sürecin içinde olduğumuzu da söylüyoruz. Genç bir takım olduğumuzun da altını çiziyoruz. Diğer taraftan ama olumlu şeyler ofansifte daha işte cesaretli, daha özgüvenli, beraber hareket eden, birbirini gözlemleyen unsurlara da ön plana çıkarttığımızda günün sonunda o galibiyette hiç kimse haksız bir galibiyet olduğunu da söyleyemez. Bunu da kabul etmemiz gerekir. Çünkü özgüvenimiz, cesaretimiz, mentalitemiz günün sonunda farkı yaratacaktır diye inanıyorum. Sonradan baktığımda evet o köşeye gitmesi yani topun uçuş şekli, havalanması filan çok benzer tarafı vardır, doğrudur. Arda'ya topun ne kadar yakıştığını hepimiz biliyoruz. Arda'nın burada gösterdiği duruş, gösterdiği karakter zaten onu buralara getirdi. O formaya kapmasına neden oldu. İlk 11'de çıkmasına neden oldu. Biz her zaman söylüyoruz, istemek çok önemli. Ama farkı yaratan, bedelini de ödeyen. Arda ciddi şekilde bedelini ödüyor. Şu şekilde, çünkü sakatlıklarla başlayan bir sezon. İnanılmaz bir ilgi. Buna rağmen konsantrasyonunu, odaklanmasını hiçbir şekilde düşürmeden, yükselterek turnuvaya hazırlandı. Ve burada da onu ilk maçta en iyi şekilde sahaya da yansıttı. Çok mutluyuz, gururluyuz. Daha 19 yaşında, bunu da unutmayalım. Çünkü burada dönem dönem oyun içinde de inişler çıkışlar olabilir. Ama biz ekip olarak özellikle hocamız Vincenzo buna da hazırlıklı. Ya Arda'yı çok fazla anlatmamıza gerek yok. Yani yeteneği ortada. Diğer taraftan da bunu tamamlayan ve başarıyı getiren aslında onun futbola yaklaşımı. Mütevazı olması, genel resmi görmeye çalışıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor. Ve en önemlisi öğrenmek için ve futbola keyifle başlarlar, tutkuyla başlarlar. Bunu korumasını en iyi şekilde yönetiyor. Arda'ya yatırım yaptı Real Madrid. Benimle de istişare etti kulüp. 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 yıl ne demek?
Biz sana inanıyoruz, senin yeteneğine inanıyoruz ve uzun vadeli buraya hizmet edebileceğini, başarılı olabileceğini, çünkü en önemli kriter orada başarılı olmaktır. Kupalar kazanmaktır. Arda da bu özellikler kesinlikle var. Yoksa Real Madrid böyle bir yatırım yapmazdır. Bugün olmasa da yarın kesinlikle o formaya kapacaktır. Ve şimdi Toni Kroos Real Madrid'den ayrıldı. Onun yerini alabilecek veya ondan daha iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip.